Türkiye'de kabiliyete hiçbir kapı açık değil. Bu toplum böyle çöker ne demek? Gayet açık. Bu istemediğimiz bir konu. Kabiliyetsizler mi yükseliyor Türkiye'de? Hayır efendim, bu istemediğimiz konuya tekrar gelmemiz olur. Biz bir bilimsel yasa olarak çıkarttık. Nedir o? Tekrar tartışmayı açmayalım. Şu bakanlıklara İbrani asıllı olmayan atanmaz. Bugün Ama o bakanlığa atanmazsa öteki bakanlığa atanır efendim, sonuçta. böyle şey yapmayalım, önemli yerlere. Bunu da söylediğimiz, reklam sektöründe, televizyonda, buralarda belli bir tekel kast oluşmuştur. Hiçbir kabiliyete artık kapı açılmamaktadır. O yüzden de benim bu çalışmalarım bir isyan niteliğindedir. Ve Bu bunu da çok açık olarak medyada söylüyorum. dahil mi buna? Tabii efendim, tabii efendim. Medyada dahil. Bunu da çok açık olarak söylüyoruz. Hepsini, yani hepsini olmasa da gerekli ölçüde deşifre ediyoruz. Benim yaptığım, çok açık olarak söylüyorum, Fransız devrimi anlamında bir isyandır diyorum. Fransız devrimi de bütün kapıların her türlü kabiliyete kapalı olduğu için çıktı. Bugün kabiliyetlerde çok daha açık. Başkası da yok. Bu sadece İbrani asıllı olmamakla ilgili değil. Bir insan tiyatrocu olmak isterse ne yapar? Ben tiyatrocu olacağım dediği zaman ne yapar? Konservatuara gider. Yüksek kısmına gider. Hiçbir şey yapamaz. Ancak manken olanlar bugün tiyatrocu oluyor. Hatta onu da açıyorlar. Çok güzel, Artık çok iyi tiyatrocularımız var ama yine de. onları hiç tanımıyorsunuz. Hepsi de şeyde olarak çıkıyor. Ancak hiçbir sunucu, ben birçok yerde iletişim fakültesi dekanlarına söylüyorum. Niye siz fakülte yapıyorsunuz ki? Sizin öğrencileriniz, mezunlarınız sunucu olmuyor. Bakın bir de şunu O getirdim. da ayrıca Mehmet. tartışılır Sayın Küçük. Yani gazetecilikte hem bilgi işi ama bu okuldan çıkanlar da gazete iletişim fakültelerinden çıkanlar da iyi gazeteci olacak diye bir şey Mankenlerden daha yok. iyidir. Mankenlerden daha iyidir. Bakın bu RTÜK başkanında ben böyle şeylerde kesiyorum. Bunları Hürriyet'te buluyoruz. Diyor ki, kısaca dedim. En ucuz programlar, en kötü programlar daha çok seyrediliyor. O zaman RTÜK Başkanı'na şunu sormanız gerekir sizin. RTÜK yasasında bunları önleyecek her türlü madde var. Bir reyting ölçüm sistemi var. Buna el atabilirler. Çünkü RTÜK'ün yasasında reyting ölçümlerini yapar ya da yaptırır diyor. Dünya kadar da parası var RTÜK'ün. Çünkü bütün televizyonlardan reklam gelirlerine önemli miktarda para alıyor. Çok zengin bir kuruluş şu anda. Parası da var. İmkanı da var, yasası da var. O zaman şikayet yerine çözüm yeri olması Efendim bu aynı. beklenmez mi? Benim söylemek istediğim, en yetkili kurumda olan kimsenin bile bunu görmüş olması çok şaşırtıcı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Görmek çare değil tabii. Tabii değil. Hepimiz Ama birçok şeyi toplumda görüyoruz öyle bir ama. nokta geldi ki neyi en kötü verirseniz bu toplum ve bu toplumu ancak bu şekilde ayakta tutabiliyorlar. Neyi kötü verirseniz o daha çok isteniyor. Benim buradaki kastettiğim budur.